İletişim, kişilerin birbirleriyle konuşarak anlaşma sağladıkları bir etkilenme yoludur. İletişim süreci boyunca amacın hedef kitle üzerinde yaptığı etkiyle iletişim kurulur. Doğru iletişim sayesinde bireyler arasında duygu, düşünce ve hatta bilgi birikimi kolaylıkla aktarılabilir. Bu sayede doğru iletişim ile varılmak istenen hedef kitle kaynağın amacına hizmet etmesini sağlar. Günümüz içerisinde etki ve ikna kurumsal ve sosyal yaşamımızda da önemli bir parça haline gelmiştir. Hatta ikna etmek adeta bir yaşam stili olmuştur. Karşımıza çıkan tüm reklamlar aslında insanları ikna etme, inandırma amacını temsil eder. Hayatımızın bir parçası haline gelen ikna durumu kişilerin mesleklerine de yansır ve böylelikle satış, pazarlama, insan kaynakları meslekleri oldukça büyük bir rol oynar. İkna etme yöntemleri. İnsanlar ikna edilirken karşı tarafın duygu, düşünce ve arzusu dikkate alınmalıdır. Belli bir kaynağı karşınızdaki kişinin tutumunu değiştirerek tamamen kişinin kendi düşünce stil ve yapısına göre değiştirildiği bir olaydır. Kişiyi ikna etmede en etkili yöntemlerden birisi çevreleme yöntemidir. Karşınızdaki kişi iki seçenek arasında kaldıysa diğerinin olumsuz yönlerini vurgulayarak ikna edilme olasılığı çok yüksektir. Taklitçi olmak. Evet, taklit edilmek her ne kadar kulağa hoş gelmese de en kestirme yoldur. Karşınızdaki kişiyi hareket ve mimiklerde taklit etmek ikna etmeyi kolaylaştırır. Bir diğer yöntem ise zayıf yerden vurmaktır. Bedensel veya zihinsel olarak yorgun insanı enerjik insana nazaran ikna etmek daha kolaydır. Bu gibi daha detaylı ikna yöntemleri sayılabilir. Sosyal etki günümüzde, işimizde ve hatta kitle iletişim aracı olarak oldukça önemlidir. İşin sonunda elde edilmesi gereken bir başarı varsa bu süreçte en önemli husus ikna yeteneğidir. Kişinin sahip olması gereken kabiliyet ile hedefe ulaşma olasılığı daha nokta atışı olacaktır. Karşımızdaki kişiye hitap çok önemlidir. Karakteristik özelliklerini anlayıp ona göre konuşarak yaklaşılmalıdır. Yüz yüze görüşmek ve beden dili kullanılmalıdır. Bir fikri karşı tarafa kabul ettirirken göz göze gelmek ve beden diliyle desteklemek kişiye güven verir. Öz ve açıklayıcı kelimeler ile konuşmak gereklidir. Konuyu uzatmak karşı tarafın dikkatinin dağılmasına ve sıkılmasına yol açar. Bu yüzden iknada başarılı olunamaz. Zaman iyi kullanılmalı. Dozunda samimi yaklaşmak önemlidir. İnsanlar iyilik gördüğü kişilere daha kolay ikna olabilirler. Bu da etkiyi başarılı kılar. İkna edici olmak doğuştan gelen bir özellik değil, kişinin sonradan kazanabileceği, geliştirebileceği ve hatta hayatının tüm dönümünde kullanabileceği bir yöntemdir. İletişim gücünü yerinde ve doğru kullanmak hayat boyu başarı getirir. Konu ne olursa olsun, insanlar birbirlerinin görüşlerine saygı göstermek zorundadır. İkna edilen unsur her neyse önce kişi buna inanmalıdır. Yalan şeklinde inandırmak, kandırmaktır. Bu bir başarı sayılamaz. Kişi bu yöntemle zaten başarılı olamaz. İkna etmenin bir numaralı kuralı inanmaktır.